Merhaba arkadaşlar, şu anda bu görüntü ikinci Expedition'dan birincisi bitti. Bu şu anda izleyeceğiniz videoda garip olaylar sonrası ilk trial'ımın bittiğini göreceksiniz. Ben yine de aslında video içeriği olarak çok fazla göze hoş geleceğini sanmıyorum bu videonun. Sonuçta yapılan hatalar var, kaybedilen maçlar var. Ama ben yine de hani olayın nasıl gittiğini, ilk 3 maçta galibiyet aldık, sonra nasıl gittiğini göstermek amacıyla yine de paylaşıyorum. Şu anda dediğim gibi görüntü benim ikinci Expedition'ımdan ama sürekli kanalı da Expedition videosuna boğmak istemediğim için en azından yorum yazmak isteyen, yorum yazan arkadaşların yorumlarından ben bir fikir almak istiyorum. Şimdi bu videonun arkasına hemen yarın bir daha mı Expedition koyayım, yoksa en azından 2-3 gün böyle bir tekrardan dereceliden Master League'den birkaç video koyup öyle bir orantılayalım mı? Yani 2 hani Expedition 3-4 tane veya 2-3 tane dereceli gibi mi? Hani bunu yorumlarda yazarsanız ben de en azından neleri sevdiğinizi, neleri görmek istediğinizi anlarım. Ona göre de videoları paylaşırım. Şu anda ben bu ilk 3'ün videosunu çektim zaten. Fakat hani paylaşma süresini 3-4 gün ileri atarım. Siz de görüşlerinizi sunun. Ben de bir sonraki videoyu ona göre paylaşayım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi videoya geçebiliriz. Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan Expedition'dan devam edeceğiz bugün. 3-0'lık bir serimiz vardı dün. Umuyorum bu en azından 4 galibiyetle falan bitireceğiz. Yani direkt, çünkü burada biterse demektir ki 2 yenilgi alacağız. Bu video bayağı bir rezillik olacak anlamına geliyor. Umuyorum öyle olmaz. Şimdiden başlayalım. Dün direkt aradık zaten karşılaşmayı. Umuyorum şeyde de sorun olmaz, bağlantıda sorun olmaz. Dün video sonunda söylemiştim, Hearthstone'da ne zaman bir arenayı, sanıyorum adı arenaydı, arenayı ne zaman bıraksam 3-5 saat sonra veya bir ertesi günü ilk karşılaşmam genelde hatırladığım kadarıyla, en azından bilinçaltımda öyle kalmış, yenilgiyle başlıyordu. Burada umuyorum öyle bir şey olmayacaktır. Bakalım 3-0, şöyle bir, eğer sistem böyle yürüyorsa karşımıza da 3-0'lık 4-1'lik adamlar falan geleceğini tahmin ediyorum ben. O yüzden karşımıza gelecek insanların destelerinin fena olmadığını varsayıyorum. En azından kötü değildir. Ortadır, iyidir. Artık bu biraz şansımıza kalmış. Ortadır, en fazla buraya kadar gelebilecek bir destedir. Hani o zaman biraz daha şanslı olabiliriz ama adamın destesi çok iyi olabilir. Daha ileri gidebilecek bir destesi olur ve bizi de ezerek oralara gidebilir. O yüzden biraz şanslı olmayı umuyorum. 3 galibiyette ne kadar ödül verir bilmiyorum. Ama en azından bir 4'e ulaşırsak herhalde verdiğimiz şeyi falan alacak kadar olur. İşte normalde 3000 öze falan giriliyor ya buraya. Yani o tarz bir şeyler belki verebilir diye tahmin ediyorum. Gerçi o kadar vermez ama. Bakalım karşıda kim var? Bayağı bir Freljord'cu var. Karma'nın ben burada süper olacağını sanmıyorum ama karşı bayağı deli gibi late'ci bir takım gibi. Biz en son Lux almıştık. Şunları atacağız. Lux dahil. Lux 1-3-5-6 rakibin turnündeyken bize gelecek aslında. Lux'ı tutsak mı? Ya çok mantıklı olmayabilir ama elimde bir tane şampiyon olsun istiyorum ben. Braum'dan iki tane olabilir. Bu adam da ilk sırada Braum olduğu için. Çok kötü bir başlangıç oldu gibi. Yani her zaman bu adamla başlıyoruz. Yine heyecanlıyım. Dün heyecanımı yenmiştim 1-2 oyundan sonra. Şimdi tekrar ilk oyun olduğu için bu adamla kapışacağız gibi görünüyor. Bu vursa mı vurmasa mı? Yani vurunca onun avantajı olacak aslında da. Aynen, biz bunu savunacağız mecbur, ne yapalım. Bu çok hoş olmadı. O bir kart aldı. Biz şimdi eğer bir şey koyabilseydi böyle güzel vururduk ama pek avantajlı değiliz, hiç avantajlı değiliz. Aa, bu en azından birazcık. Tabii öldürür mü? Öldürürse de artık ne yapalım. 3 manaya bir karakter koyduk. Hani bu adamı öldürmek için de bir büyü yapar mı? Ondan emin değilim ben. Aslında şununla saldırıyorum. 3'ü böyle vursak, 2'yi öyle vursak diyeceğim de ben, hani biz buna saldırdıktan sonra o adam o topa girmeyecektir muhtemelen. O yüzden bu turu böyle geçelim hadi. Bir sonraki tur kesmeye çalışırız. Ya biraz kötü aslında, ben 7 mana da harcamak istemiyorum bu adam ama. Bu turu biz de geçelim ya, geçmek isterse. Hiç hoş değil. 6 mana aslında bu güzel olur. Şuna biz yine bir saldıralım bari, önümüze geçsin. 3 manayı bir korusun. Şimdi ben bunu atacağım burada. Karşıda Ionia belki bir ihtimal şeyi vardır ama.
8, 6, 2 buradan şey olacak. Bu adama sadece 2 vurduk. Öyle çok büyük deli bir sorun değil galiba. Bir bakalım. Bunu deny'lar mı? Deny'larsa da dünyanın sonu olmaz ama. Deny'layamadı. Keşke bu gelmeyeydi. Olsun. Bunu da atmak ister miyiz, istemez miyiz? Şimdilik bir bunu da tutalım ya. Bir diğer tur Lux turn'a geliyor. Gayet güzel bizim için. Ama oyunun sonu adama da geliyor. Bunu böyle yapacağız. Bir rakibin hamlesini bekleyeceğiz. Biz 6'yı buradan atsak sonra 2 manamız kalıyor değil mi? Aa, şu güzel olur. Lux'ı şu anda oynamasak daha hoş olabilir aslında. Ama... Bu adamın Lux'ı kesebileceği bir şey var mı diye düşündüm sadece de. Biz bir oynayalım ya. Lux'ı kesemez muhtemelen böyle. Biz diğer tur saldıracağız. Ne yapacak? Herkese 2 vur dedi. İyi tamam, benim için aslında o kadar kötü olmaz galiba bu. Önce aslında şu hamleyi yapabilirdim ben adamı 3 cana çıkarmak için ama neyse. Umuyorum bunun cevabını verebiliriz. Yoksa ben çok üzülürüm ki sanıyorum öyle olacak aynen. Neyse. Ay ay. Sıkıntılı bir süreç. Şimdi bu adama seviye atlatabiliriz. Nasıl atlatırız? Öncelikle bir şöyle vurabiliriz. 2, 4 gerçi bu kaç olacak? Şunu da bir yapalım önce o zaman. Bir görelim adamın hamlesini ondan sonra. Belki bir hasar var, orada küçük bir hata oldu ya. Onu ben en azından öbür adamı kurtarabilirdim. Şimdi yapacağı hamle geri gönder dedi. Geri gönderelim. Çok da şey olmaz herhalde. Saldırsak mı, saldırmasak mı? Seviye atlayacağız aslında. Saldırmamak daha mantıklı olabilir. Hiç hoş gitmiyor şu anda. Çekebileceğimiz adam da kalmadı ya. Bu turu böyle geçeceğiz. Bayağı kötü. Şu an durum inanılmaz kötü arkadaşlar. İnanılmaz kötü değil ama hoş da değil tabi. Evet şu anda daha kötü oluyor tabi ki. Şimdi ben bunu yapsam bunu Braum'a vurduracaktır. En azından Braum'u keseriz belki bir ihtimal. Bakalım. Çaba alacağız şimdi. Braum'un canı 2, 5, 7 oluyor galiba bunun normal canı. Yani bu zaten buradan ölecekti. Biz bunu bir böyle saldırtalım. Bununla zaten bir şey yapamıyoruz. Yani bu buradan öleceği için Braum seviye atlayamayacak. Ama Braum hasar da yemeyecek. Bunun kalkanı açılacak. Biz bunu keseceğiz. Ondan sonra bu adam öleceği için buna şunu da kesebiliriz. Bir ihtimal şu an şansımız var ama hadi bakalım bir görelim. Bizi dondurdu. Dondurması güzel olmadı. 6 büyü. Bu turu sanıyorum biz normal oynayacağız. Yani şey yapmayacağız. Şunu keseyim bunu keseyim derdine girmeyeceğiz. Tamam peki. Şimdi bunun bir tanesini atsak mı diye düşünüyorum ben sadece de. Yoksa diğer tura mı hamle yapsak? Ben Heimer'ın da gelmesini istediğimden dolayı hani Heimer'ı beklediğimizden dolayı atmak istemiyorum çünkü iki tane Heimer var. Neyse. Bir kez daha oynadık böyle. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. 9 oldu burası. 8 olacak. Biz buradan şey yapınca 4 manam kalacak benim. 4 manaya keseriz herhalde şu elemanı ya. Şimdi ben bunu bir atacağım. Buna zaten bedava skill. Bir öldürürsek en azından bu Mystic Shot'ı deneyebiliriz. My path is clear. Şöyle saldıralım bir. Bakalım bunu korursa en azından bir büyüsünü daha almış oluruz. Ondan sonra çabalarız. Hmm.
Peki. Hala heyecanlı anlar devam ediyor. Bir tane Anivia'sı olması lazım. Anivia'sını kestik. En azından tam da 10. turn'dan önce kestik. Orada bir can, bir mana ile 2 can verebilirdi. Aslında çok kritik bir yerdi. Şu an can çeken adamı bayağı yüksek oldu. Bakalım nasıl idare edeceğiz. Vay anasını be. Oy. Good luck. Have fun. Yani iki büyü yaptık değil mi? Biz 4 büyü daha yapacağız. Ben bu 4'ü buradan atsam, sonra bir kalkan atsam diye düşünüyorum sadece. 3 yapıyor. Keşke seviye düşmeseymiş ya. O zaman şöyle yapalım bir. Bu adamın kalkanını kırarsa, bizim kalkanımızı kırarsa çok kötü. Korkuyor muyum derseniz deli gibi korkuyorum şu anda. Şu an bizim kalkanımızı kırarsa Lux ölecek. Static Shock'ı neden atmadın derseniz. Çünkü riskliydi. O yüzden atmak istemedim. Şimdi bir deneyelim bunu. Şu adamı öldürmek de önemli ama onun için en azından 1-2 turumuz daha var. Şunu bir deneyelim bakalım. Ona bir karşılığı olacak mı bu adamın? Bir tane Poro yaratmış oluruz eğer onu kalkanlarsa. 3 can verdi. Şimdi başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu 4 vuruyor. Bir tane Poro çıkacak oradan mecburen. Ah be Heimer'ım, ah be Heimer'ım. 4. İyi vursun bakalım şimdi. Bizden karakter ölmedi. O yüzden şunu atabiliriz biz. Bir dahaki turn için düşünüyorum. Bu adam vuracak. Deli gibi vuracak. 3 canımız kalacak. Onu bir daha kesmeye çalışacağız artık. Bakalım kim gelecek. İyi fena değil ama. Şu an şu Shadow Assassin çok büyük tehlike bizim için. Öl be artık adam, lanet olsun sana. Allah Allah be, Allah Allah be. Mecburen oynuyorum bunu. Ekranda bir karakter şey yapmalıydık. 4 manam olsaydı bir daha denerdim ama. Ay, şimdi neler yapacağız? 3 6 vuruyor bu. Şunu atıp büyülerle bir şeyler yapabiliriz. Şunu kesmek lazım. 3 4 I see all. Biz garantiye oynarsak herhalde alırız diye düşünüyorum bu oyunu da. Şunu kesebilirsek şu an Braum'u kesmekten çok daha değerli olabilir aynen. Yani. Trash atmak istiyorum ben. Trash'i atarsak manamız kalmayacak ama herhangi bir şeyi korumaya. Ama ne yapalım, oynayacağız. Oyun bayağı riskli arkadaşlar. Şu Braum'u kesememek çok büyük sıkıntı oldu bize. Kesebildiğimiz Anivia oldu. Karşıda Karma var. İyi, bu turu geçirdik en azından. Biraz da olsa manası yandı. Karması var. Karma seviye atlayacaktır. Ama Karma'nın elinde ne kadar büyü var? Sorun o. Herkese 2 vuruyor. Şu eleman şey olacak. Biz bunu öldürsek mi? Öldürelim onu biz. Daha fazla karakter yaratmak istediğinden yapıyor ama hani o kadar da önemli bir sorun değil ya.
İyi, bu güzel oldu. Bu karakter iyi oldu gerçekten. Aa, bir de bu oldu. Tamam. Peki. Şunu atsak çok fazla mana olacak aslında da. Ama bu canı da korumak istiyoruz, değil mi? Sanıyorum atacağım gibi. Aynen. Şimdi riskli anlardayız. Ne yapıyorsun kanka? Vay arkadaş be, vay arkadaş be. Şuradan bir can kurtaracağız. Bu adama 3 vursak. Şimdi ben buraya 3 vuracağım. Bu adamdan bir tane karakter çıkacak. Ona da bu 2 vuracak. En azından canını düşürürüz diye bir umuyorum ama olmazsa da GG'yiz arkadaşlar. Aynen, şu an en azından Brown öldü. Bizim elemanın bir canı kaldı. Şimdi biz şunu kessek sanıyorum daha mantıklı olur. Of. İyi iyi, güzel. Adamı 20 canlı sur verdirebildik. Bir şekilde idare edebildik. Heimer gelmedi ama son oyun aldığımız Lux'la beraber çok iyi işler yaptık. Lux'ı almamız sevindirdi. Şunları ben bir resetleseydim, yani istemediğim belki 1500 puan verebilecek şeyler var. Hemen ben bir o ekrana geçme arkadaşlar. Ha, önce bir şuraya bakalım. Trade ekranı geldi. Bu fena değil. Ben bunu istemiyorum. Vengeance olabilir. Mateseeker. Yani bundansa Mateseeker daha mantıklı. Mateseeker de sevdiğimden dolayı değil de. Ya bu adamın verdiği manalar canıma biraz tak etti. Şu anki de çok işlevsel olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sanıyorum vereceğim. En kötü bir oldu da büyü yaparsak detainimiz olacak. O detain de çok işe yarayabilir. Remembrance güzel kart ya. Ben onu seviyorum. Bu da güzel ama yani çok daha sanıyorum kullanışlı olabiliyor. Birçok senaryoda daha kullanışlı olabiliyor o yüzden. Şöyle bir yaptık. Arka arkaya da 4. galibiyet oldu. Ben hemen şuradan şu questlerden 2 tanesini reroll yapacağım. Hangisini istemiyoruz? Şu bitmeye yakın, ben bunu bir atayım. Çünkü 1500 puanlık bir şey istiyorum. Gelirse gelmedi. Bitmeye yakın bir de bu var. Onu da vermedi. Neyse, ne yapalım artık. O zaman devam ediyoruz. 4. galibiyetimizdi. En azından şu anda bu videoda 2 yenilgi daha alsak bile hani 4'e 2 biter. En azından 4 galibiyetin ödüllerini görürüz. Bu pick'te süper bir değişiklik yapamadık. O biraz üzdü ama Anivia Lux. Tahminime göre 2 Anivia 2 Lux'ı vardır ya da 3 Anivia'sı bir Lux'ı olabilir. Nasıl kurtulabileceğiz mi ona bakmak lazım. Şunları tutacağım ben, şu ikisini. En azından erkenden koyabildiğimiz kadar kart koyabilirsek iyi olur. Flash of Brilliance deli gibi geliyor. Sanıyorum 3 tane olduğundan dolayı ama Heimer'layamadık. Sadece bir oyunda Heimer'layabildik. Onda da adam sur verdi. Geçen oyunu çok 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 iyi kurtarabildik vallahi. Yani neyse ya. Bir hasarla başlayacak bu eleman. I'm on it. Bu turu da böyle geçtik. 3. Ama bu Puffcap Paddler çok daha mantıklı bir karakter gibi şimdi. Hadi bir daha vur ya. Aa, ilk tur o vurmamış mı? İlk tur niye vurmadı bu adam? Pek anlayamadım açıkçası. Şimdi böyle yaparsak bu adam bunu savunacaktır diye tahmin ediyorum ben. Şu şunu savunur. Yok, şu şunu savunur. O bunu savunur muhtemelen. O da bunu savunur. O zaman çok kötü bir trade olur. Biz böyle yaparız. Böyle yaparsak da bu adam boşa gider. Nasıl yapsak ki? Şunu yapsak, şununla saldırsak daha güzel olur gibi herhalde. Yani şunu tekrardan diriltiriz bu şekilde. Hani bu kartı çok daha güzel yerlerde kullanabilme şansımız var ama hani bu da o kadar kötü bir tur değil diye düşünüyorum ben. Şimdi atacağı karta da bağlı tabii. 5. turda Thresh'imiz gelecek.
Ben bunu oynamak istiyorum. Bu turu geçmek istemiyorum ama şu anda geçebiliriz ama eğer isterse kendisi de. Tamam iyi. 4 manasını yakmış olduk. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Tabii adamın biraz late'ci olması sıkıntı. Let us settle this with grace and civility. What delightful agony we shall inflict. Birilerinin ölmesi benim avantajıma gelir açıkçası. İyi peki. Neden olmasın ki? Şu an iki tane ruh geldi bana. Gayet hoş. Geçelim. Şöyle bir saldırmayı düşünüyorum ama saldırırsam bu adam benim karşıma geçerse diye korkuyorum. Ya düz atak iki tane hasar vururuz ya da bunu öldürür dört tane karakterimiz olur. Şu an her türlü bizim için win-win. Okey. 4 oldu bu. Bunu korumak lazım bir şekilde. Nasıl olur bilmiyorum. Oy. Oy be adamım. Have a mushroom. Have three. Şunu da atacağım. Hani bunun detayini falan güzel tabi ama. If you have nothing to hide. Ay Lux biraz korkuttu şu an. Yapabileceği 10 manalık bir şey var. Hepimizi kesebilir. Hepimizi yalan edebilir. Hayda. Hayda adamım. Saldıracak bu eleman. Saldırmazsa da okey. Hani manamı çok fazla yakmış olacak ama. 3. Sen şöyle seni bir kessek biz. 2 hasarı ben nasıl veririm diye düşünüyorum da. 1 vuracaksın, 2 de buradan vuracaksın. Sen benim adamı keseceksin aslında. Bunu sadece ben böylelesem. Başka bir tur bunu. Ha, öbür tur şeyle trash'le kesme şansımız var. Sanıyorum okey ya. Şu anda 2 karakter daha ölünce sanıyorum bizim trash'in seviye atlama şansı olacak. Öyle umuyorum. Bakalım. Değil mi? Değil mi? Aynen aynen aynen. Tamam çok güzel oldu. Şimdi bir dahaki tur muhtemelen biz trash'le sağlayınca Heimer çekeceğiz. Heimer çekince Heimer'ı korumamız lazım. Heimer'ı da şununla koruyabiliriz. Gayet fena olmaz gibi. 6 canımız var. Şöyle yapacağız. Diğer tür Heimer'ı kaybetme ihtimalimiz var arkadaşlar. Neden derseniz çünkü Lux'ı muhtemelen... Aa Lux'ı çektirtmeyeceğiz ama. Biz Heimer'ı koruyacağız. Bu adamın ölmesi pahasına aynen biz böyle bir şey yapacağız. Şunu şöyle yapalım. Ya da hatta şöyle yapalım. Şimdi biz ya Heimer ya Lux çekeceğiz. Heimer çekersek Heimer'ı korumak istiyorum ben. Aynen. Şimdi Heimer'ı öldürmek için bu adam skill atınca bize skill'lerle yardıracağız. En azından şu anda. Oy. Tamamsa. Şimdi biz bunu kesemeyeceğiz değil mi? 4 biz buna vursak. Bir de böyle vursak 5 yapar. 5 yapar. Ondan sonra biz bu 3 veriyor ama 4 vermiyor. O yüzden biz bunu kesemeyiz. 2 tane bundan kullansak 8 mana yapar. 8 mana 11 manam kalır. Bu adamı koruyamayız. O eğer skill atarsa ki atacaktır. Hangisini korumak daha mantıklı? Bir bakacağız birazdan. Şimdilik ben sadece şunu atacağım. Durumu da görmüş olalım. Bu da fena değilmiş. Okey. Şunu kullanabilirim ben sadece şu adamı kesmek için. Tamam olduğunca en azından. Lux tabii ki çok büyük bir risk ama Lux tekli tekli adam kesebiliyor o yüzden. Arkadaşlar şu anda çok büyük bir karar vermek zorundayız. Bunu öldürürüz. Ama karşılığında biz de bunu kaybetmiş oluruz. Hangisi çok daha önemli dersiniz? Heimer mı daha önemli? Heimer işini yaptı aslında da. Aynen sanıyorum Heimer işini yaptı diyerekten biz şunu bir yalan edelim ya. Çünkü 3 tane de kartımız var burada. Artık Heimer ölecek ne yapalım? Sağlık olsun. Bir Heimer'ımız daha var en azından oyunda.
Bunu buna versek de olmayacak. Olsun. Çok iyi idare ettik sona kadar ama... Olduğu kadar artık. Bir dahaki tur en azından şunu da koruma şansımız olur. 9. tur aslında birini atmasak falan diye düşünüyordum. Şu Commander Ledrus falan koyabiliriz ama birileri elbet ölür. O yüzden hani şimdi zorlamanın pek anlamı yok onu. Kaç tane var arkadaşlar? 12 tane var. Bir de oradan vurduk. 15 canı kaldı. Haydi bakalım. Kimler kimleri kesecek? Lux'la saldıramayacaktır. Lux kesebileceğimiz 3 tane adamımız var şu anda. Peki yeticiğim. Aynen bu kötü olacak. Bu bayağı kötü olacak ama 5 manası yok şu anda. Tamam. You don't know what you're doing. And all things bright. Şimdi sen zaten öleceksin aslında ama bir tur daha seni daha saklayabiliriz. Sen şöyle git. Sen şuraya git. Sen ölmezsin herhalde değil mi? Sen önemlisin aslında. 6 vurulsa mı ya bize? Şimdi 4 canla korusak aslında. 6, 3. Öbür el için yaşayacak adamlarımız var. Öbür ele şey yapabiliriz. Ben bunu neden kullanmıyorum? Şimdi başka bir yerden bir hamle olursa Lux'ı korumak için falan belki bir ihtimal onu koruruz diye düşünüyorum. Zaten adam hamle yaptığında bize de bir şeyler kalacak. Yapacakmış belli. Yaptı. Kaç oldu? 7 oldu. Biz burayı yedileyeceğiz şu anda. Şöyle bir şey yaptık. Biz en azından adamın Lux'ını kesmiş olacağız buradan. Tabii Ledros'u atamayacağız gibi görünüyor bu durumda. İyi okey, bir can daha. Şimdi bu elemanın kimi atacağı da tabii ki çok önemli ama biz bunu full ally diyor. Biz bütün bu adamı tamamen canlarsak 4 bunu atacaktır. Atmazsa da zaten yaşayacağız. Bunu attığı zaman biz bunu kullanırız. Çok daha mantıklı gibi görünüyor şu anda. Şu anda bu adamın normal canı 7. 14 olması... Aman tanrım, yaptığım hatayı gördünüz mü? Bu skill slowmuş. Neyse, ne yapalım. Yani bayağı üzdü bu ama. Çok kötü oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Buraları bir 23'leyeceğiz. 23, 3 de buradan gelecek. 9 olacak. 6 da oradan gelecek. Şimdi 21-29 yaptık. Bunu atarsak bir can şey olacak. Bu azman olacak. Ah be! Çok kötü oldu. Hala avantaj bizde ama yani çok fena kazanacağımız bir hamle olacaktı onu yapsaydık. Yani çok fena kazanacaktık. Şimdi ben bunu atıyorum. Neden? Çünkü en başta atalım bunu. Bir 7 canı kalsın, sonra bir şekilde onu vurmaya çalışırız. Karşıda Shadow Isles, gölge adalar olmadığı için de herkesi öldürebilecek tabii ki skill'leri vardır. Ama. Aynen. Oh. Herkesi ne diyor? Kill all enemies with... Tamam. Karması olsa daha sıkıntı olurmuş. Peki. Buradan bir şey yapıyor muyuz? Ben sadece düşündüm ama bu turu böyle geçtik galiba. Diğer tur artık savunacağız. Adam detainleyebilir ve detainlemesi çok kötü olur. Ama biz bir daha vurduk. 6 kaldı buradan. Peki. Eğer bunu şey yaparsa, detainlemeye çalışırsa biz bunu kill and ally diyeceğiz. O zaman çok çok daha iyi olur gibi tahmin ediyorum. Şimdi biz şöyle yapalım bir. 3 manaya şunu koyacağız. En azından buradan gelen hasarları engelleriz. 5 manası var şu anda. Bu adamın detainlemesi lazım. Şimdi bu böyle. Buradan hasar yemek istemediğim için ben bunu buraya koyacağım. 4-1 diyor. Şunu da şöyle koyacağız. Ondan sonra duruma bakacağız. Aslında şunu şey yapabiliriz ya.
Bu ölmesin. Hem buradan 3 tane de şey atmış oluruz. Şimdi bu adama bir detain gelecek. Onu bekliyoruz biz heyecanla. Aynen. Şu an manası da kalmadığı için biz bizim adamı öldüreceğiz. Hem de ne yapacağız? Böylelikle 2 tane de kart çekmiş olacağız. Hem adamı vermeyeceğiz, hem bizim adamı öldürmüş olacağız. Canını da deli gibi indirmiş olacağız. Heimer'ımız da geldi. Of of of. Aynen, bu oyunda da galibiyeti alacağız gibi görünüyor. Abi adam overwhelmed'i. Bakalım kimleri değiştireceğiz? Bu fena değil. Chainmast Vengeance. Bunlar da fena değil. Böyle yapacağız. Allah'ım ya Rabbim. Ay ay. Neyse, yenilgi de almış olduk. Şimdi kaybedersek, if you lose your next game, your trial will end. Şimdi talihsizlik ki biz bir oyunu kaybettik ya, bunu da kaybederiz diye tahmin ediyorum. Aman tanrım, bu oyun hatalar üzerine hatalar. Gerçi hani çok süper hata, fazla hatalar yapmıyorum ama yani yaptığım hataları yapmasam inanılmaz sonuçlar alacağım. Daha dikkatli oynamak lazım ya. Abi nasıl öldürürüm ben gittim. En öldürülmeyecek adam yani. Karşıda Overwhelm varken gittim ben Overwhelm'li adamın karşısındaki karakteri öldürdüm. Bir de zekice konuşuyor bir şeydi. Bizde 2 tane kart gelecek falan filan. Aa, bu adamı da detainlemeyeceğiz falan. Aman tanrım. Neyse, her şey bir deneyimdir ya. İlerleyelim bakalım. Karşıda Yasuo Darius var. Dünyanın en saçma dekiymiş gibi geliyor aklıma ama tabii bu adam buraya kadar gelse. Yasuo'yu seviye atlatmak inanılmaz zor ya. Şu güzel olabilirdi ama yok ya. Bu da bu adam için güzel olabilirdi ama yine de biz daha early'ci kartlarımızı almaya çalışalım derken hoş olmayan şeyler oldu. Ay ay. Adamım benim. Kalbim hala saçma saçma küt küt atıyor. Şimdi bakalım ikinci turda adam nasıl bir hamle yapacak. Bunu yine de korumak lazım böyle güzel yerlere. Bu adam hasarını vursun. 2 hasar şimdilik. Bu turda büyük sorun değil bizim için. Baktık ileride daha sıkıntı olursa bir şeyler yapmaya çalışırız. 4 mana olacak. Yani o 3 vuruyor, ben 2 vuruyorum. Aslında baktığınızda ben daha karlıyım. Sonuçta ikimiz de 2 manayız. O muhtemelen hani ben bunu bir ara yenerim diye düşünüyor. Tıpkı benim düşündüğüm gibi. 2-5. Gayet hoş. Daha sonra biz bunu durdurmaya çalışırız. Biraz mana yakacağız eğer oynamazsak ama. Ama şöyle mi yapsak? Biz bu adamın bu kadar vurmasını istiyor muyuz? İstemiyoruz. Mecburen böyle deneyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu kartı oynamazsam bir sonraki turn 8 manam olacak. Eğer adamın elinde şey yoksa biz bayağı yalan edici bir güce ulaşmış oluruz diye tahmin ediyorum. O yüzden ben bunu geçmek istiyorum. Biraz risk alacağım. Hani aldığım risk hani 2 tane mana yakın yanacak sonuçta. Hani öyle deli gibi büyük risk değil. O yüzden alınması bir risk gibi geliyor bana. Tabi adamın elinde deny varsa şu anda çok büyük sıkıntı olacaktır. İyi, okey. Bu bizim için aşırı büyük bir sorun değil şu anda. Abi nasıl kaybettim oyunu ya? Ya 4 yenilgi, 4 galibiyetle oyunu kaybetsek olur diyordum ama hani böyle bir yenilgi arkasından hani böyle bir yenilgi arkasından oyunu tamamen kaybetmek, bu trial'ların bitmesi demek biraz üzücü olur, bayağı üzücü olur.
yine de kendime bir şekilde avuturum derim ki yani ilk expedition'da hani olur. En azından 2-3 tane galibiyet aldık falan diye. Peki. Şimdi buradan kesmek istediğimiz biri var mı? Şunu keselim. Bu adam önemli. Diğerleri de karşısına çıkarsa şey yaparlar. Bu adam Ionia Mionia olduğu için buff'ı mafı olabilir diye düşünüyordum ben. Bir şey yok herhalde. Ya da herkesin canını ikiye indirdi. Garip hamleler yapar mı acaba? Şimdi ben bu şeyleri de harcamak istemiyorum. Bu adam tabii ki önemli bir adam ama biraz daha late'e falan bırakmak bu kartları çok daha mantıklı olur gibi. Ha, bunu mesela şeyin karşısında kullanabiliriz. Geçerse de geçer artık, ne yapalım. I will hold the line. Kesebilirsek iyi. Gayet güzel. Hasarını güzel vurdu adam ama ne yapalım. Şu an canımız çok riskli noktalara geldi. Bu Soul Gorger mi artık hangisiyse. Lux da fena değil aslında şu anda. Ama biz can çekmek istiyoruz. 6 mana, 3 mana, 4 mana, şu mana, bu mana. Öbür tür belki biraz can, daha fazla can çekebiliriz. Lux'ı hazırlamak istiyorum aslında ben. Ölür müyüz diye de düşündüm ama. Atacağım ya. Bu riske gireceğim çünkü şu an canımız çok riskli. En azından board kontrolünü elimde tutmak istiyorum ben. Peki. Bir şey oynayacak mı diye bakacağım. Şu anda atak turn'unu kaybetmek benim için büyük sorun değil. O adam eğer bu turu geçmezse, yani koyacağı bir karakter en azından çekerek kesebilirim. Aynen. Çektik. Bir diğer tur, bir vurmak lazım aslında. Bir vurabilmek lazım. Bir vurabilir miyiz? Bir şekilde vurabiliriz aslında belki. Ya bu 5 canlı adam da çok çok büyük sıkıntı oldu. Adamın canını neden bire indiriyorum derseniz belki bir ihtimal bir tane kart falan buluruz da hani öyle şey yaparız. En azından onun şeyi olur. Hani çok mantıklı görünmeyebilir şu anda yaptığım şey ama gelebilecek kartları tabi şey yapıyorum şu an, düşünmeye çalışıyorum. Bunu oynayacağız. Hızlı bir büyü, hızlı bir büyü yapıp şu adamı kesmek aslında çok iyi olabilirdi. Ama sanıyorum öyle bir şey mümkün değil şu anda. O adam 5 vuracak ki en azından biz çekebildiğimiz kadar bir yerden can çekmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince. Bu delikanlı bir şekilde vuracak bu 6 hasarı. Güçlendirirse öldüm sanıyorum ya. Aynen. Güçlendirirse GG'yiz. Lanet olsun. Şimdi ben bunu öldürürsem benim atağım şey olmayacak. Şimdi ama ben bu turu boş geçersem o birini daha koyduğu anda 8-9 atağı olacaktır. O yüzden denemek zorundayım. Saldırmak zorunda kalacak en azından o durumda. 8 vuracak ya da artık kaybetmiş olma ihtimalimiz var arkadaşlar burayı. Onu mecburen böyle yapacağım. Sekiz yaptı. Sadece 8 vursan iyiyiz. Ama sadece 8 vuracak mısın?
Sanıyorum elinde bir şey yok. Olsaydı çok daha hızlı davranırdı herhalde. Aynen varmış. Bitti burada. Bitti burada. Ay ay. Abi ben o hatayı nasıl yaptım ya? Bak şimdi üzüldüğüm an, bu oyunu normal kaybetseydik tamam. Hani adam şampiyonsuz kazandı resmen. Çok güzel bir agro deck yapmış. Hani adamın direkt yüzüne gidebilen bir deck yapmış. Ama o galibiyet, o yenilgi beni çok çok deli gibi üzdü. Ödüllere mi bakacağız şimdi? Öyle mi oluyor? Bitti. Bu ne? Begin Trial 2 diyor. İki kere mi trial yapabiliyoruz? Ha, bir kere de iki kere mi oluyor? Eğer öyleyse arkadaşlar nasıl oluyor bilmiyorum. Ben bu videoyu burada sonlandırayım. Bir ikincisine başlayalım. Çünkü bir kere yapabiliyoruz sanıyordum ben. Yani öyle şey iki kere yapabildiğimizi bilmiyordum. Hata için kusura bakmayın. Yani o benim için çok zaman zaman hata yapıyorum. Bunu videolarda da gördük yani. Ki doğal yani. Eğer hiç hata yapmasanız her oyunu kazanırsınız zaten. Ama yaptığım hata çok kolay fark edilebilecek ama aynı zamanda da kolay gözden kaçırılabilecek bir hataydı. O yüzden tekrardan kusuruma bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ödülleri falan da tekrardan devam edeceğiz biz bunlara. Ödülleri de o zaman görmüş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. And now I know my heart is a ghost town.